Bergama Antik Tiyatrosu. Bergama Antik Tiyatrosu, Türkiye'nin İzmir iline bağlı Bergama ilçesinde bulunmaktadır. Pergamon veya Pergamos diye anılan kent, antik dönemde ise Kuzeybatı Anadolu bölgesi olan Misya bölgesinin kentlerinden biriydi. Pergamon'un adının kökeniyle ilgili farklı teoriler bulunmaktadır. Bunlardan biri, şehrin yüksek bir tepe üzerine inşa edilmiş olmasından dolayı yüksek nokta veya tepe anlamına gelen Pergamos kelimesine atıfta bulunduğudur. Diğer bir söylence ise, kahraman olan Pergamos'un isminden gelir. Pergamos'un, Teotranya kralını öldürdükten sonra kenti ele geçirdiği ve kendi adını verdiği sanılır. Şehir, 335 metre yüksekliğinde bir tepenin üzerine kurulmuştu ve çevresi vadiler ve nehirlerle çevriliydi. Bu konum, savunma açısından avantajlı bir pozisyon sağlamıştır. Pergamon'da doğal bir düzlüğün olmaması, yerleşimin en erken evresinden itibaren arazi teraslaması yapılmak suretiyle yer kazanılmasını gerekli kılmıştır. Pergamon antik kenti kalıntıları arasında akropol, tiyatro, saraylar, tapınaklar, sağlık merkezi, hamamları ve trajanyumu bulunmaktadır. Bu yapılar içerisinde en görkemli ve günümüze en sağlam şekilde gelen yapılardan biri Bergama Antik Tiyatrosu'dur. Dik bir yamaca yastı olarak inşa edilen tiyatro, Akropolis'in güney yamacında yer almaktadır. Helenistik dönemde inşa edilen tiyatro, Bergama Kralı II. Eumenis tarafından M.Ö. 2. yüzyıl başlarında yaptırılmıştır. 36 metre yüksekliğindeki tiyatro, antik dünyanın en dik yapılı tiyatro olma özelliğine sahiptir. Tiyatro, yaklaşık 10 bin kişilik seyirci kapasitesine sahiptir. Diazoma adı verilen iki yatay yürüyüş yolu ile oturma bölümü 3'e ayrılmıştır. İlk katında 25, ikinci katında 33 ve üçüncü katında 22 oturma basamağı sırası olmak üzere toplam 80 oturma basamağı sırası vardır. Ayrıca en üst ve orta kat oturma basamakları merdivenlerle 7 bölüme ayrılırken, en alt kat ise 6 bölüme ayrılmıştır. Oyuncuların performanslarını sergilediği ve kostümlerini değiştirdikleri sahne binası, önceleri ahşaptandı. Sahne, oyun günleri kurulur ve oyun bittikten sonra yine kaldırılırdı. Mermer bir sahne binası ise, ancak M.Ö. 1. yüzyılda inşa edilmiştir. Tiyatro sahnesinin arka tarafında, tiyatro terasının kuzey ucunda Dionysos Tapınağı bulunmaktadır. Antik dönemde tiyatrolar önemli bir sosyal ve kültürel aktiviteydi. Antik Yunan ve Roma toplumlarında tiyatro, günlük hayatın bir parçasıydı ve toplumun tarihi, mitolojik, sosyal ve politik konuları ele alması için bir platform sağlıyordu. Ayrıca, antik tiyatrolar, mimarideki önemli başarıların örnekleridir. Bu tiyatroların tasarımları, akustik, görünüm ve pratik kullanım açısından dikkate değerdir. Yüksek seyirci kapasitesi, iyi akustik özellikleri ve seyircilerin iyi bir görüş açısıyla performansı izleyebilmesi gibi unsurlar, antik tiyatroların mimarideki başarılarını yansıtmaktaydı. Bergama Antik Tiyatrosu da, Bergama Krallığı'nın ihtişamını göstermektedir. Ayrıca Bergama Antik Kenti, 2011 yılında Dünya Mirası geçici listesine, 2014 yılında ise Dünya Mirası listesine eklenmiştir.